arkadaşlar, kitabımıza 70. testle devam ediyoruz. Bize x nedir demiş. Virgülden sonra 2 basamak var. Burada da 2 basamak olacak. 2 bölü 50 oluyor arkadaşlar. Bu 0,16'yı 16 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. Şimdi 50'ye böl 1, 50'ye böl 2. İçler dışlar çarpımından 4x eşittir 16. X'imiz 4 gelir. İfade verilmiş bu oran nedir diyor. İçler dışlar çarpımı yapalım. 6a artı 3b eşittir 4a artı 4b. 4a'yı buraya aldığımızda 6a eksi 4a'dan 2a, 3b'yi buraya aldığımızda 4b eksi 3b'den b gelir. B gördüğüm yere 2a yazalım arkadaşlar. A kare artı 2a'nın karesi bölü a çarpı 2a. 4a kare, 1a kareden 5a kare olur. Aşağısı da 2a karedir ve bu oran 5 bölü 2 olur. İfadeler verilmiş olduğuna göre a bölü b nedir diyor. Hemen payda eşitleyelim. ab eksi 2 3b'den ab'miz 3b artı 2 olur. Burada da payda eşitliyorum. ab eksi 2 eşittir 5a'dan ab ifadesi 5a artı 2 olur. Bakın ab neler eşit bunu görmüş olduk. Bunları birbirine eşitleyelim arkadaşlar. Artı 2'ler birbirini götürür. 3b eşittir 5a olur. A bölü b'yi soruyor. O yüzden bu b'yi buraya bölü olarak geçirdim. Bu 5'i buraya bölü olarak geçirdim. A bölü b 3 bölü 5 olur. Gelelim 4'e. Bana y nedir diyor. Arkadaşlar hemen bunu k'ya eşitliyorum. X bölü 0,5 k'ya eşitse x'imiz 0,5 k olur. Y bölü 0,3 k'ya eşitse y'miz 0,3 k olur. Z bölü 0,7 k eşitse bu da 0,7 k olur. Bunları topladığımızda 1,5 k elde ederiz. Bakın toplamı burada 45'e eşitmiş. İsterseniz 15 k bölü 10 şeklinde yazalım. Daha rahat görelim. 15'e böl 1, 15'e böl 3, k'mız 30 olur. K 30 ise bize y nedir diyor. 0,3 çarpı 30'dan cevap 9 gelir. Hemen 5'e bakalım. B bölü A çarpı C bölü D çarpı P bölü E nedir demiş. Arkadaşlar A bölü B 2 bölü 3 ise B bölü A ifadesi 3 bölü 2'dir. Hemen buraya 3 bölü 2 yazıyorum. C bölü D 2 bölü 3 eşit. Onu yazıyorum. P bölü E. E bölü F 2 bölü 3 eşitse F bölü E 3 bölü 2 eşittir. Bunu da buraya yazıyorum. Bunlar birbirini götürdü arkadaşlar. Sadeleşince 1 oldu. Cevap 3 bölü 2'dir. Şekildeki dikdörtgen biçimindeki kumaş, dikdörtgen biçiminde 5 eşit parçaya ayrılmış olup bu parçalardan ikisinin uzunluğu 32 cm'dir. Burada 5 eşit parça var. 2 parçasının uzunluğu 32 ise 32 bölü 2'den bir parçasının uzunluğunu 16 buluruz. O zaman bu parçanın uzunluğu nedir arkadaşlar? Bir parçası 16 ise 5 parçasının uzunluğu 80 olur. Bu kumaşın uzunluğunun 3 bölü 16'sı nedir demiş. 80 çarpı 3 bölü 16 diyorum. Sadeleştirdiğimde 5 çarpı 3'ten 15 santim olduğunu buluyoruz. Hemen 7'ye bakalım. Bir üniversite not sistemi olarak dörtlük not sistemini kullanmaktadır. Bu üniversitede dörtlük not sistemi ile yüzlük not sistemi arasında ilişki doğrusaldır. Yani doğrusal bir orantı var arkadaşlar. Örneğin bu not sistemine göre 0, yüzlük not sisteminde 0, 2, yüzlük not sisteminde 50, 4, yüzlük not sisteminde 100'e karşılık gelmektedir. Bu üniversiteden mezun olan bir öğrencinin not ortalaması 3,40 olduğuna göre bu öğrencinin yüzlük sistemde not ortalaması aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 2 iken yüzlük sistemde 50 puana sahipmiş, 3,40 iken ne kadar puana sahip olur yüzlük sistemde? 3,40 çarpı 50 bölü 2 diyorum. Buradan sadeleştirme yapacağım. 2'ye böl 1, 2'ye böl 1,70 olur. Arkadaşlar 1,70'i 50 ile çarparsam ne olacaktır? İsterseniz şöyle yazalım. 170 bölü 100 çarpı 50 şeklinde 50'ye böl 1, 50'ye böl 2, 170'i 2'ye böldüğümüzde 85 buluruz. Demek ki 3,40 85'e tekabül ediyormuş. X bölü Y 5 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş.
Arkadaşlar x bölü y 5'miş, y çarpı z 3. Şimdi biz bunu şöyle yapalım. Bu oran 5 eşitmiş, y çarpı z 3 eşitmiş. Arkadaşlar böyle bir ifade x ile y'nin doğru orantı olduğunu gösterir. Böyle bir ifade y ile z'nin ters orantı olduğunu gösterir. Doğru orantıda biri artarken diğeri de artar. Ya da biri azalırken diğeri de azalır. Ters orantıda ise biri artarken diğeri azalır. Örneğin burada ortak olan ne var arkadaşlar? İkisinde de y. Biz burada y'yi artan olarak düşünürsek, burası doğru orantı olduğu için x'in de artması gerekir. Burası ters orantı olduğu için z'nin azalması gerekir. Şimdi buna göre ifadelerimizi yazacağız. Bakın x, y, z diyelim. X'in yukarı doğru, y'nin yukarı, z'nin aşağı doğru olduğunu görüyorum. Şimdi bakın, x ile y doğru orantılıdır. Evet, biri artarken diğeri de arttığı için doğru orantılıdır. Y ile z ters orantılıdır. Evet, biri artarken diğeri azalıyor. O yüzden ters orantılıdır. X artarken y de artar. Evet, doğru orantı olduğu için zaten arkadaşlar burada da öyle söylüyordu. X artarken y de artmıştır. Y artarken z azalır. Arkadaşlar y artarken z azalır. Ters orantı olduğu için doğrudur. X artarken z artar diyor. Bakın x artarken z'yi ne bulmuştuk? Azalır bulmuştuk. Burada artar demiş, yanlıştır. Temel 2 saatte 5 kilogram balık, Cemal 3 saatte 4 kilogram balık tutmaktadır. İkisi beraber 12 saatte kaç kilogram balık tutarlar? Önce Temel'in ne kadar topladığını bulalım. 2 saatte 5 kilogram balık topluyor. 12 saatte ne kadar toplar? 6 katı 6 katı olacak. 30 kilogram balık toplar. Hemen Cemal'e bakalım. 3 saatte 4 kilogram balık topluyor. 12 saatte ne kadardır? Bakın 4 katı 4 katı şeklinde alacağım. 4 çarpı 4'ten 16 kilogram olur. Toplamda 46 kilogram balık tutarlar. Bir fırıncı 50 kilogram undan 320 adet Ramazan pidesi yapabilmektedir. Aynı fırıncının 800 adet Ramazan pidesi yapabilmesi için kaç kilogram un kullanması gerekir? Arkadaşlar, un miktarı artsın ki pide miktarı artsın ya da pide miktarı artacaksa un miktarının artması gerekir. İkisinin de artması gerekir. Yani burada bir doğru orantı söz konusudur. Diyeceğiz ki 320 adet için 50 kilo una ihtiyaç var. 800 adet için ne olacak? 800 çarpı doğru orantıdır arkadaşlar. Şöyle doğru orantı diyelim. 800 çarpı 50 bölü 320 diyorum. Şunlar gitti. 8'e böl 100. 8'e böl 4. 4'e böl 1. 4'e böl 25. 5 çarpı 25'ten cevap 125 olur. 800 adet Ramazan pidesi için 125 kilo una ihtiyaç varmış. Bir üçgenin iç açıların ölçüleri sırasıyla 2, 3, 7 sayıları ile orantılıdır. Soruda sana sadece orantılıdır diyorsa bunu doğru orantı olarak düşüneceğiz arkadaşlar. Hemen bu ifadeyi yerleştirmek istiyorum. Şimdi elimizde üçgen var. X, Y, Z iç açılarına sahip. Burada bu iç açıların 2, 3, 7 ile orantılı olduğunu söylüyor. 2, 3, 7. Bunu K'ya eşitlersem x bölü 2 eşittir K'dan 2K. Y bölü 3 eşittir K'dan 3K. Z bölü 7 eşittir K'dan 7K olur ve toplamı bize 12K'yı verir. Burada iç açıların toplamı üçgende 180'dir. 12K 180'e eşitlersek K'yı 15 buluruz arkadaşlar. Diyor ki iç açısının ölçüsü en büyük olan açının en büyük olan açı 7K'dır. Dış açısının ölçüsü nedir? Bize şurayı soruyor arkadaşlar. Önce 7K'yı bulalım. 7 çarpı 15'ten 105 gelir. Burasını bulmak için 180'den çıkarmamız lazım. 180 eksi 105'ten burası da 75 olur. Gelelim 12'ye. Bayram harçlığı olarak bir miktar para 8, 10, 12 yaşlarındaki 3 kardeşe yaşları ile orantılı olarak paylaştırılıyor. Yine sadece orantılı demiş. Burada doğru orantılı düşüneceğiz arkadaşlar. X bölü 8, Y bölü 10, Z bölü 12 eşittir K. X bölü 8 K'ya eşitse 8K'dır. Y bölü 10 K'ya eşitse Y'miz 10K'dır. Z bölü 12 K'ya eşitse Z'miz 12K'dır. Ortanca kardeş yani yaşı 10 olan kardeş 60 TL aldığına göre 10K 60'sa K'mız 6 olur.
Paylaştırılan para kaç TL'dir? Paylaştırılan para bunların toplamıdır. 8, 10, 12 daha bize 30K'yı verir. 30 çarpı 6'dan 180 TL olur arkadaşlar. Aşağıdaki grafik bir meyveli yoğurtta bulunan yoğurt ve meyve miktarlarını göstermiştir. Buna göre bu meyveli yoğurt karışımında meyve oranı yüzde kaçtır? Arkadaşlar, o zaman meyve bölü karışım demeliyiz. Meyve miktarı 700, karışım miktarı 700 artı 1800. Bana ne diyor? Meyve oranı yüzde nedir? Şimdi bu kadar karışımda 700 gram meyve var. Ya da birazcık daha düzenleyelim arkadaşlar. 700 bölü 2500 olur. 2500 gramlık karışımda 700 gram meyve var. Yüzde ne kadar olur? 100 çarpı 700 bölü 2500 diyoruz. Burada iki tane sıfırı sildim. 25'i 25'e böl 1. 100'ü 25'e böl 4. 4 kere 7, 28 olur. %28 meyve varmış. Bunu şöyle de düşünebilirdik arkadaşlar. 2500'de 700 varsa yüzde ne kadardır? Bu şekilde de yazabiliriz. Buradan da tabii ki sonucu 28 buluruz. Böylelikle 70. testimizi tamamladık. 71. testimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.